Meme kanseri kadınlarda en sık görülen malign tümörlerden birisidir. Meme içerisindeki herhangi bir dokudan köken alan malign gelişimlere meme kanseri adını veriyoruz. En sık meme kanalları ile ilişkili olarak karşımıza çıkıyor. Meme kanseri günümüzde her 8 kadından birinde yaşamı boyunca çıkma potansiyeline sahip çok yaygın bir kanser türüdür. Meme kanserinin belirtilerinden en sık karşımıza çıkanı memede bir ele gelen bir kitle olmasıdır. Bunun haricinde meme derisiyle ilgili olan bir kalınlaşma, çekinti, meme başından kan ya da benzeri bir sıvının spontan olarak gelmesi, koltuk altında bir lenf bezi büyümesi gibi çeşitli bazı diğer bulgular da meme kanseriyle ilişkili olabilmektedir. Meme kanseri aslında multifaktöriyel bir hastalıktır. Çeşitli gelişimiyle ilgili risk faktörleri söz konusudur. Bu risk faktörlerinden kısaca bir bakacak olursak aile öyküsü, daha önceden meme kanseri olup olmama durumu, yaş, kadın olma, çeşitli hormonları kullanma, iyonize radyasyona maruz kalma, alkol, obezite, laktasyon yapmama, doğum yapmama ya da 30 yaşından sonra yapmama ve meme dokusunun yoğun olması gibi çeşitli faktörleri sayabiliriz. Meme kanserlerinin %5 ile onun kalıtsal ya da genetik bir mutasyonla ilişkili olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu mutasyonların en sık gördüklerimiz BRCA1, BRCA2 gen mutasyonlarıdır ki aynı zamanda OVER yani yumurtalık kanserleriyle de ilişki içerisinde olabilmektedir. Meme kanseri taraması kanserin erken yakalanıp herhangi bir organ ya da hayat kaybına neden olmamak açısından, başarıyla tedavi edilmesi açısından kilit öneme haiz faktörlerden birisidir. Taramanın esasını mamografi ve klinik meme muayenesi oluşturmaktadır. 40 yaşında daha büyük kadınlarda senede bir kez mamografi çekilmesi ve klinik meme muayenesi yapılması taramanın esasını oluşturmaktadır. 40 yaşından önceki kadınlarda ise yine klinik meme muayenesiyle görüntülemede ultrasonografinin kullanılması öncelik kazanmaktadır. Bu tarama 40 yaşında başlamasına rağmen aslında 20 yaşından itibaren bütün kadınların kendi meme dokusunu tanıması, gelişimini bilmesi açısından kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi ve kullanması son derece önem arz etmektedir. Meme kanserinin taramasının önemini bu şekilde bahsettikten sonra kısaca tedavisini de özetlemek istiyorum. Meme kanserinin tedavisi multidisipliner yaklaşımı gerektirecek bir durumdur. Tedavinin esasını cerrahi oluşturmasına rağmen medikal onkolojik uygulamalar, radyasyon onkolojisi uygulamaları, yine çeşitli görüntüleme tetkikleri açısından ya da tarama tetkikleri açısından radyoloji ve nükleer tıpın önemi ve tabii ki ayrılmaz bir bütün olarak patolojinin önemini vurgulamak gerekmektedir. Bütün bu departmanların ortak değerlendirmesi neticesinde meme kanserinin başarılı tedavisi günümüzde son derece iyi koşullarda yapılabilmektedir. Tedavinin esasını geçmişte mastektomi yani meme dokusunun ve hatta koltuk altı lenf bezlerinin alınması oluştururken günümüzde daha sınırlı cerrahiler önem kazanmaya başlamıştır. Meme koruyucu cerrahi olarak adlandırdığımız bu tetkiklerde memenin sadece bir bölümünün alınması ve koltuk altı bezlerinin lenfödemden korumak açısından sentinel lenf bezi örneklemesiyle
görüntülenmesi, evrelenmesi tedavinin esasını oluşturmaktadır. Yine buna ek olarak son yıllarda gelişmekte olan onkoplastik cerrahi uygulamaları da meme kanseri tedavisinin güncel basamaklarından önemli birisini oluşturmaktadır. Mastektomi ya da mastektomiden daha az yapılan uygulamalar, cerrahilerde sonra vücut bütünlüğünü ve estetiği ön plana çıkaran onkoplastik uygulamalar, subkütan meme başını koruyucu, meme derisini koruyucu çeşitli cerrahi uygulamaları ve öncesinde ya da sonrasında buna eşlik eden medikal onkolojik ve radyasyon onkolojisi ile ilişkili tedavi süreçleri günümüzde meme kanserinin tedavisini oluşturan en önemli faktörlerdir. Burada erken tanıya bir kez daha değinmek istiyorum. Çünkü erken tanınan bir meme kanseri tedavi süreçlerinde de hem hekim açısından hem hasta açısından son derece önem arz etmekte ve hem yaşam kaybını hem de organ kaybını önleyerek önemli bir basamak oluşturmaktadır meme kanseri tedavisinde. Sizlere sağlıklı, uzun yaşamlar dilerim. İyi günler dilerim.